Herkese selam dostlar, ben Reinox. Biliyorsunuz ki Zula'nın en iyi sniper oyuncusu benim ve şimdi de sizlere nasıl en iyi sniper olabilirsiniz onu göstereceğim. Düşünsene, şuradan Vons geliyormuş. Merhaba. Evet gençler, yeni bir seriye başlıyorum. Zula'da profesyonel nasıl olunur şeklinde birçok farklı konuyu ele almayı istiyorum. E-spor, sniper, taarruz, silahlar vesaire şeklinde. Ancak bu serinin devamını istiyorsanız ne yapıyoruz? Like atmayı unutmuyorlar. Evet arkadaşlar, tam... Bir de abone olmayı. Evet, 15.000 like bekliyoruz sizlerden bu videoya. Zula'da iyi bir sniper olmak istiyorsanız kesinlikle Aytekin'in vereceği sırları, özel ayrıntıları dinlemenizi tavsiye ederim. Yani videoyu atlamadan, zıplamadan her bir ayrıntısını dinleyin. Hatta gerekirse bu videoya çalışabilirsiniz. Tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Şimdi en basitinden bir soru soracağım Aytekin. Hızlı bir şekilde cevaplar bekliyorum senden. Bir sniper'sın ve sence sniper seti nasıl olmalı? Silah ne olur mesela? Şimdi setimi nasıl yapmalıyım? Evet. Onları önce bahsedeceğim. Bir de arkadaşlar, size birazdan bıçak ile ilgili çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bunu hiçbir zaman kaçırmayın. Küçük bir ayrıntı olsa çok büyük bir şey size katar. Sniper olarak arkadaşlar Kar98'i tercih ederim. AWP ile ne kadar kıyaslansa da Kar98 kesinlikle şu anda hani metaya göre en iyi silah diyebilirim yani. Helal olsun. Olarak. Helal gel. Olsun. Arkadaşlar tabanca M93R tercihimdir. Neden diye soracak olursanız damage'i çok iyi. Sekmesi çok iyi ve hani kafaya bazen tek atıyor yakın mesafeye göre. Glock 18'e kıyaslanıyor ama M93R bence en iyisi. Yani M93R'yi tabanca olarak, sniper olarak da Kar98'i kullanıyoruz kaptan. Doğru evet, mudur? Evet, çünkü mesela bazen şöyle surprise diye çıkarıp bize yardım edecek bir tabanca lazım. Şimdi Kar98'i burada taktık, M93R'yi de taktık. Peki kaptan, bıçak olarak ne öneriyorsun? Bıçak olarak arkadaşlar Ustura'ya öneriyorum. O dediğim hani küçük ayrıntı var ya. O küçük ayrıntı çok büyük bir size şeyler katacak. Karambit yani kötü mü sence? Karambit'in şimdi size bir kötü yanını göstereceğim. Ne de kimsenin ya? Bilmediği o kötü yanı, o lanet olası o yanını göstereceğim şimdi. Allah Allah. Ne var şimdi bunun farkı? Şimdi bu karambiti arkadaşlar eline aldığı zaman eğimin yukarı nasıl çıktığına bir dikkat eder misin? Yani eğiminiz değişiyor arkadaşlar. Arkadaşlar 3-1 yaparken hani bu sıkıntıyı yaşayabilirsiniz. Ustura'da mesela gördüğünüz gibi eğim stabil. Eğim olduğu yerde. Bak. Anladım. Anladın mı? İşte, o zaman ne kullanıyoruz bir sniper oynamak istiyorsak Ustura'yı tercih edebiliriz. Aynen öyle. Bak, kaptan şimdi bıçağı gösterdik. Hatta efsanede bir açıklayış yaptım bizlere. Bir aydınlandık böyle. Aynen. Peki şimdi burada bombalar var. Bir sniper olarak hangi bombayı tercih etmeliyim? Nedir sence? Şimdi map'ten map'e ve bomba bilgisine göre yapabilirsiniz. Mesela Gaziantep'te bomba bilgisi yok değil mi? Evet. Ve C5 kullanabilir ama bomba... Döşeyelim abi, bam diye patlatalım. Aynen öyle. Mesela ikili bomba çok iyi biliyorsanız mesela favela'da kullanabilirsin. Favela uzaktan olan bir map. Çünkü C5 kullanamazsın. Map'ten map'e göre tercih edebilirler. Peki o zaman ikili bombayı öğrenelim. Evet, kesinlikle öğrenin. Peki bonus olarak sis mi flash mı? Yani sis diyebilirim. Flash'ın etkisi çünkü çok az. 2 saniye evet. Falan. Yani bir sniper seti yapacak olsak şuradaki bıçak nerede lan karam? Çık lan burada. Çık lan. Çık. Ustura'yı takalım hemen. Ya bir sniper seti yapmak istiyorsanız gençler Kar98, M93R, Ustura, ikili bomba ve sis bombasından oluşan bir set yapabilirsiniz. Şimdi ekstraları soracağım hemen kaptana. Şu an ben böyle kullanayım. Sence doğru mu kullanayım? Şu an sen TDM haritasına göre evet, şu an yapmışsın. Şu %75. Aynen. Hızlı canlanmayı çıkarıp sabotaj kitini takarsan evet, sabotaj maçlarına göre yani turnuvadaki maçlara göre yapabilirsin. Bir aynen de bu şekilde. Markette şu %10 yok. Bunu ZP kullanarak almak istiyorsanız da %5'i var markette yanlış evet, bilmiyorsam. %5'ini de buraya kullanabilirler. Aynen. Silahımızın setlerini, ekstralarımızı seçtik. Peki Kar98'de sence hani lazerin bir farkı var mı? Desen var mı? Üst eklentinin farkı var mı? Bir dürbünün yani büyük dürbün, küçük dürbün, 2x dürbünler var. İşte ön eklenti var. Kuantumun sesiydi. Lazerler hani farklı farklı oyunu etki ediyorlar mı? Sence nasıl bir kombin kullanmalıyız? Nedir abi ya bu arada? Şu köpek balığı refleks büyük ihtimalle dürbünüdür. O biraz yanlış grafik hatası. Üst eklenti arkadaşlar kesinlikle küçük olması tercihim. Ya standart ya da korsan tercihim. Küçük. Şimdi kuantum sıkıntısı yaşayan, kuantum zaten en iyisi ama kuantum
sıkıntısı yaşayan kişiler için Kar 98'i ben susturucusu haliniz. Sesini çok seviyorum. Evet. Batu da seviyor. Evet. O şekilde kullanabilirsiniz. Bak üst eklenti, ön eklenti ve alt eklenti. Peki, önemli. Peki lazerde ne kullanmalıyız? Lazer hiç fark etmiyor. Optik, İstediğimizi taktik, kullanabiliyor maktik, muyuz? Hiçbir şey fark ya etmiyor. Ya ben şimdi şuradan gittiğim zaman şunu seçsem. Aynen. Atıyorum mesela bak şu, şunun aynı performansı veriyor mu? Evet, hepsiyle veriyor. Yani ses çıkarmayanları tercih ederlerse mesela aksesuarda çıkartmada da güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi Kar 98'in özelleştirmelerini de anlattığımıza göre kaptan, o zaman oyun içi ayarlara gelelim. Peki kaptan, sen şimdi bize her şeyi gösterdin. Silahlar nasıl olmalı, setler nasıl olmalı? Bir sniper'ın Zula içerisindeki seçenekleri, ayarları nasıl olmalı? Sence nasıl oynamalıyız? Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani çoğu kişi biliyor ama bilmeyenler için tekrardan yine bahsediyorum. Orta, yüksek ve maksimumda bomba geldiği zaman eğiminiz aşırı derece sarsılıyor ve oynarken çok sıkıntı yaşıyorsunuz. Minimum ve düşük grafik seviyesi olarak kesinlikle tercih etmeniz lazım. Şurada bir de doku kalitesi düşük yaparsanız kasma sorununuz bir tık daha giderilir. Yani benimki güzel. Aynen öyle. Sniper'lar için 1024, taarruzlar için de 1920'yi tercih ederim. Tam ekran veya tam pencerede kesinlikle bir farkı yok diye düşünüyorum. Sese geçelim hemen. Sesle de benimki ben hızlı anlatıyorum. Evet. Seninki doğru. Öldürme anonsunu kapatırsan okey. Yani çünkü şu an burası doğru. Burası, siz de bu arada kendi ayarlarınızı bu ekrana bakarak yapabilirsiniz gençler. Aytekin en güzel ayarları sizlere anlatıyor şu anda. Aynen. Öldürme anonsu mesela bir kill attım, tamam, ikinciyi tam vuracağım, birinciyi vurdu falan diyor, ikincinin ayak sesini duyamıyorum. Evet. O yüzden öldürme anonsunu kapatın arkadaşlar. Kontrollerde hiçbir şey yok, istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz tamamen elinize göre. Evet. Oynanış kısmındaysa arkadaşlar burada yine öldürme anonsunu kapatın ve kan efektini kapatın. Kan efektini neden kapatın diyorum. Çünkü kan efektinde şöyle bir şey var abi. Kan efektinde adamı bazen vurdum diyorsun ama vurmamışsın. Yani bu sizi çoğu zaman yanıltabilir. O yüzden kan efektini kapatın arkadaşlar. Hassasiyet de önemli konulardan bir tanesi. Onu da bir Batuhan söylesin sizlere arkadaşlar. Gençler şimdi fare hassasiyeti konusunda böyle artırabiliyoruz. 2000'e kadar, 0'a kadar düşürebiliyoruz. Bunun ortası nedir? Tabii ki de 1000 değildir. Bunu nasıl yapacaksınız? Kendinize göre bunu ayarlayacaksınız. İsabet oranınızın yüksek olmasını istiyorsanız bunu düşüreceksiniz. Düşürebildiğiniz kadar düşüreceksiniz. Reflekslerinizin artmasını istiyorsanız da ileriye çekeceksiniz. İkisinin ortasını bulmak size kalmış. Burada mesela Aytekin atıyorum 0.94 ile oynuyor yanlış hatırlamıyorsam. Başkası mesela ben 400 ile oynuyorum. 400'ün üzerinde oynayan yine e-sporcular ben da genelde, vardır. Ben genelde bak ne yönelirim biliyor musun? Bir mousepad şu kadar ya arkadaşlar. Bir tam tur atması lazım. Aynen. Bir etrafınızda bir 360 döndürün. Yani arkanıza dönebileceğiniz şekilde ayarlayın. Çok tertemiz. Evet. Nişangahta nokta oluyor zaten. Aynen öyle. Yani nokta kendi yine keyfinize göre ayarlayabilirsiniz. Sıkıntı yok onda. Ama nokta en ideal. Bonsun tercihi. Benim tercihim. Sosyal kısmına da arkadaşlar şunu ya, öldürme anonsunu kesinlikle kapatsınlar. Ve F5 ve F6'ya da kesinlikle Rainox'un kanalına abone olun, Wolves'un kanalına abone olun, yazmayı unutmayın. Ve her maça girdiğinizde F5, F6 yapıyorsunuz, olay bitiyor. Bitmiştir, tertemiz. Evet gençler, şu anda ayarları falan gösterdik, silahları falan gösterdik. Bir de oyunun içerisinde sizlere sniper nasıl oynanır bir göstermek istiyoruz. Sorduğunuz soruları falan cevaplayacağız. Öncelikle Aytekin, sniper tam olarak nasıl oynanılabilir? Özellikle hani şu nokta durumu var ya, hep rakibin böyle üstüne öyle tutuyoruz. Sağ tık, sol tık, 3-1 yapıyoruz. Genel zaten stili budur. Hani bunu bize bir gösterir misin? Yani sniper oynamak isteyen insanlar, hani quick shot dediğimiz olay var. İşte zoom shot dediğimiz olay var. Ya bunları bize bir gösterir misin? Bir sniper bunu nasıl yapmalı? Mesela şu an karşımda sniper var. Şimdi karşımda bir sniper var ve ben bunu zoomla vurmayacağım bak. Şöyle vuracağım. He. Bak seri seri shoulder atarak sıkıyorum. Shoulder atarak, ama bu arkadaşlar şu noktayı güzel kullanmanız lazım. Adamın her zaman çıkacağı noktaya kullanmanız lazım. Yani mesela yukarıda bir adam var bak. Gördün mü kanka? Yani arkadaşlar bak bu şekilde yaparsanız çok verim alacaksınız ve bunu öğrenmek için, tamam mı? Bak şöyle kanka, sağ tık yaptım, tamam mı? Sol tık 3-1. 3-1. Aynen öyle. 3-1 mi kökü mü? Çok basit. Ben 3-1 kullanıyorum. 3-1 de tercih ediyorum. Çünkü elinize çok rahat uygun. Evet. Yani kökü de gene alışkanlık sahibi olanlar kullanabilir. Tabii ki. Ama 3-1'i bir tık daha uygun görüyoruz diyebiliriz aslında. İkisi de farklı değil. İkisi de alışkanlık. İkisini de kullanabilirsiniz aslında ama 3-1 daha kolay geliyor genelde sniperlara. Aynen öyle arkadaşlar.
Peki Aytekin, gelen sorulardan bir tanesi de şu oluyor. Evet. Biz tamam sniper kullanıyoruz ama karşımızdakiler sadece sniper değil, taarruz da kullanabiliyorlar. Yani farklı şekilde kullanabiliyorlar karşımızdakiler. Yani bunları nasıl aksiyon almalıyız? Şimdi taarruza mesela geniş açı tutmalıyız bence. Evet. Sniper'a da dar açı tutmalıyız. Aynen hani öyle. Sen de öyle düşünüyorsun galiba. Şimdi onu bir gösterelim mesela. Şimdi gösterelim. Bak evet. Şimdi karşımda sniper var yukarıda. Aha. Bak. Buna şimdi yani sürekli sekur halinde oynadığı için bunu dar açıyla nasıl diyeyim? Sekur halinde oynadığı için hep şifle çıkıyor ya da eğilerek falan çıkıyor sniper. Oo. Ama taarruzlar öyle değil. Taarruzlar çok geniş. Mesela şurada bir sniper var. Bak. Zıplaya o kadar zıplaya. Yavaş çıkıyor evet. Ki. Direkt eğimi böyle... çok ince. O kadar ince tutacaksınız ki. Çok rahat bir şekilde vurabileceksiniz. Direkt böyle duvarın yanına tutun yani. Aynen öyle bak. Ama bir taarruz olduğu zaman sağa sola doğru hani çıkacağı yere doğru taarruz bir metre ileriye doğru. Taarruz olduğu zaman çok geniş eğim tutmanız lazım. Quick shotlarınızı iyi kullanmanız lazım. Mesela bunun gibi. Bunun gibi. Mesela taarruzlar taarruzlara karşı çok iyi böyle noktayı kullanmamız lazım arkadaşlar. Noktayı nasıl kullanmalıyız? Yakın mesafede oyun. Şöyle bir noscope. Ama bak şurada da bir taarruz var. Bak eğimi biraz geniş tutuyorum ve vuruyorum. Ha, peki Aytekin bir soru gelmiş. Demişler ki evet. Abi 60 Hz monitörle 144 Hz monitör arasında çok fark var mı? Hani siz bunu belki bilmiyor olabilirsiniz. Bir soralım bakalım 144 ile 60 çok önemli şimdi miymiş şimdi şöyle miymiş? Bir şey var. 144 ile 60 Hz arasında o kadar akıcılık farkı var ki evet. Bunu yani mouse'un sadece oynatmasından anlayabiliyorsunuz. Masa zaten. Üstünde bile mouse oynarken anlayabilirsiniz. Aynen öyle arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, yeni başlayanların oyuna adapte olmaları için öncelikle kendilerine bir silah belirlemeleri lazım. Bu silah nasıl bir silah olabilir? İşte sniper, taarruz tarzı. İşte FNF'la ben başlamıştım Batuhan oyuna. Şimdi Kar98'de evet, devam ediyorum. Yani siz de arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz ya yeni başlayanlar olarak. Güzel bir silah tercih ettikten sonra zaten devamı gelecektir. Evet, peki geliştirmek için ne yapabiliriz? Yani sniper oynuyoruz. Aim'imizi nasıl geliştirebiliriz? Şöyle ıskalamamaya özen göstererek gövde hizasında eğiminizi tamam mı? Tuttuğunuz zaman adamın çıkacağı noktalara ve koşarak vurabiliyorsunuz Zula'da. Arkadaşlar ama antrenman lazım onun için. Bunun oynamak. İçinde aynen seri mesela arkadaşlarını alırlar. Seri bir şekilde o girip işte seri sniper'la sıkmayı falan öğrenirler. Ondan sonra devamı gelir diye düşünüyorum. Arkadaşlar çok güzel bir sniper rehberi hazırladığımızı düşünüyorum. Çünkü daha önceden YouTube'da böylesine hazırlanmış bir rehber olduğunu düşünmüyorum. Zula sniper kategorisinin hatta diğer kategorilerde de ben bunu daha da fazla çeşitlendirmek istiyorum. Çok fazla emek harcadık videoya. Bu yüzden lütfen aşağıdan like butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Vons'un da kanalı açıklama kısmında var. Oradan da kendisini görebilir, abone olabilirsiniz. Aytekin'e de bizimle ender bilgilerini paylaştığı için çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada yorumlar kısmına da sniper hakkında başka sorularınızı kesinlikle sormayı unutmayın. Çünkü aynen. Bunun da ikincisi gelebilir. Yani sniper oynama hani pro nasıl olunur diye bunun ikinci videosu gelebilir. Üçüncü videosu gelebilir. O videolarda hem size hem de yorumunuza yer verebiliriz gençler. İkinci seri rekabet turnuvasında şampiyon nasıl oluruz diye efsane taktikler verebiliriz arkadaşlar. O yüzden Batu'nun dediği gibi abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle görüşürüz. Gençler. Kendinize iyi bakın. Şurada da şuralarda da çok güzel videolar var. Gidip izleyebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.